Selamünaleyküm değerli Rehber TV izleyicileri. Tekrardan bir mefküre programıyla yeni konuklarla karşınızdayız. Değerli konuklarımız Fuat Hocam, İsmail Hocam, Sadullah Hocam. Hoş geldiniz değerli konuklarımız. Hoş bulduk, sağ olun. Bu hafta değerli konuklarımızla sekülerizm üzerine konuşacağız. Sekülerizm, sekülerleşme, sekülerizmin kaynağı, Türkiye'de etkileri ve sekülerizmin Müslümanların üzerindeki imtihanı üzerinde detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Değerli Sadullah Hocam. Özellikle sekülerizm denildiği zaman bizde daha çok dünyevileşme olarak tabir ediliyor. Fakat bu sekülerizm ve sekülerleşme bağlamında neler söyleyebiliriz? Hocam sorunun muhatabı olarak Bismillah diyelim bizlerde. Şimdi esasında sekülerizm kavram olarak da Türkiye orijinli bir kavram değil esasında. Orta Çağ Avrupa'sında daha sonrasında Fransa'daki gelişen bazı Fransız devrimiyle beraber Türkiye kaynaklı olarak konuşulmaya başlamıştır. Ama son zamanlarda özellikle Türkiye'de de sekülerizm üzerine çok konuşuldu. Yani yazılıp çizildi, makaleler, kitaplar yazılmaya başlandı. Dolayısıyla bu konunun gündem edilmesi önemlidir. Bu konu adına bizler de izleyicilerimize anlaşılır bir özet vermeye çalışacağız. Tabii sekülerleşen toplumda gittikçe sekülerleşmekten kendini muhafaza edemeyen bir birey olarak sekülerizm üzerine kelam etmek, ayrıca ileride belki ilerleyen dakikalarda sekülerizm üzerine eleştiri yapmak hiç de kolay olmayacaktır benim açımdan. Ama anlaşılabilmesi adına öncelikle ideolojik anlamda sekülerizm nedir? Daha sonra süreç bağlamında sekülerleşme nedir? Bir tanımlama yapmak gerekirse şöyle diyebiliriz. Evet, Türkiye'deki en yakın manası belki dünyevileşme olarak algılansa da genel olarak dünya tarihine baktığımızda sekülerizm sadece dünyevileşme olarak algılanmamıştır. Türkiye'de biraz daha böyle belki yumuşak bir tabirle ifade ediliyor. Yoksa diğer coğrafyalarda sekülerizm, Tanrı'nın ölmesi, içinde bulunan çağa uyum sağlama bağlamında da değerlendirilebilir. Aslında bunu ideolojik bağlamda sekülerizm olarak değerlendirirsek belirli bir tarihe dayandırmak gerekiyor. O özellikle 15 ile 19. yüzyıl arasında belirli önemli olaylar gelişiyor. İşte başta reform, Rönesans, aydınlanma gibi önemli gelişmeler hem Türkiye'yi hem de esasında asıl çıkış kaynağı olan Orta Çağ Avrupa'sını ciddi manada etkilemektedir. Sekülerizme mani olarak dünyevileşme dedik. Ancak sekülerleşme olarak konuşacak olursak hem bireyin hem de toplumun üzerindeki dini ve dini referansların gittikçe göreceli bir şekilde azalmasıdır diyebiliriz. Yani günlük hayatta bireyin dini tamamen kendi günlük hayatında devre dışı bırakması da diyebiliriz. Her ne kadar sekülerleşmenin tanımında gittikçe göreceli bir din anlayışının azalması olarak görülse de netice itibariyle seküler paradigmalara baktığımız zaman bireyin hayatından tamamen dinin devre dışı bırakılmasıdır diyebiliriz. Çünkü sekülerleşme tanımında şöyle genel bir ibare geçer. Yani Tanrı'nın yol göstericiliğinin, Tanrı'nın emir ve yasaklarının kişinin hayatında göz ardı edilmesidir. Bu bağlamda zaten baktığımız zaman da Türkiye toplumu içinde gittikçe sekülerleşen bir toplumdur demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Şimdi Sadullah Hocam şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Sekülerleşen toplum veya birey her zaman bunu ideolojik anlamda bilinçli bir değişim olarak kendinde bunu göstermiyor değil mi? Evet. Bazen bu kendisine dayatılan bir yaşam tarzı da olabiliyor. Kendisinin isteyerek, severek bilinçli bir tercihinden ziyade toplumun geçirdiği evrelerin neticesinde onda gelişen değişimler de olabiliyor değil mi? Her zaman bu seküler değişim ideolojik değişim değildir değil mi hocam? Evet, mesela hocam. Ülkemizde şu anda içinde bulunduğumuz toplumumuzun ve bizlerin de sekülerleştiğini söylüyoruz bazı konularda. Bunlar her zaman ben Tanrı'yı hayatımdan çıkarayım da Tanrı benim hayatımın başat aktörü olmasın, hayatıma yön veren olmasın şeklinde bir bilinçli bir tercihten ziyade bir yaşam tarzı olduğunu da söyleyebilir miyiz acaba? Yani şahadet ideolojik bağlamda sekülerizm ortaya atılan paradigmalar bağlamında konuşacak olursak evet, dayatılan birilerinin aslında istediği insan modelini üretmesiyle alakalıdır diyebiliriz. İşte evet, 15. yüzyıldan sonra bahsettiğim önemli olaylardan sonra bazı sosyologların ortaya atmış olduğu hocam, sekülerizm o olayları da açarsak sanırım daha burada tutarlı belki olur. İdeolojik sekülerizm ile sekülerleşme sürecini birbirinden ayırt etmek gerekir. Evet. Sizin bahsettiğiniz biraz da bireyin ve toplumun sekülerleşme süreci olur.
Hocamın bahsettiği ise sekülerizm, ideolojik sekülerizm. İdeolojik sekülerizm işte 15. 16. yüzyıldan itibaren reformun, Rönesans'ın, kilisenin dogmalarına karşı geliştirilen bir takım faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkmış, neşet etmiş bir akımdır, bir düşünce sistemidir diyebiliriz ki özellikle 17. yüzyıldan itibaren sosyal bilimlerin gelişmesiyle, pozitif bilimlerin gelişmesiyle, pozitif bilimlerin dinin yerini alacağını, giderek modernleşen dünyada modernleşmeyle paralel olarak dinin etkisinin azalacağını, dini kurumların işlevini yitireceğini, evet, din adamlarının toplumdaki etkisinin kırılacağını ve zamanla bireyin vicdanına, bireyin kalbine dinin hapsolacağını, bununla da yetinmeyip bireyin vicdanında ve bilincinden de dinin silinmesi olarak geliştirilen paradigmalar var. Özellikle sosyoloji ilminin ilk çıkışından sonra işte Max Weber'in Sekülerizm, sekülerite kavramının babası olduğunu söyleniyor. Evet, kendisidir zaten. Aslında hocam ben şöyle şuraya çekmek istiyorum konuyu. Yani ideolojik sekülerizmin sekülerleşen Avrupa'nın değişiminin sonrasında ortaya çıktığını söyleyebilir miyiz? Bunu ortaya koyabilmek için aslında Avrupa'nın son 200 yıl, son 300 yıl geçirdiği tarihsel süreci masaya yatırırsak sanırım ideolojik sekülerizmin de daha doğru analiz edilebileceğini düşünüyorum. O açıdan isterseniz sekülerizmi dünyaya empoze eden Avrupa'nın yaşamış olduğu tarihsel süreci, aydınlanma dönemi, Rönesans'ı, reformu biraz masaya yatıralım. Bence oradan dünyaya enjekte ettiği veya empoze ettiği sekülerizmi, dünyevileşmeyi daha güzel ortaya koymuş oluruz diyorum. İsterseniz oradan bir orayı biraz açalım. Yani hocam, söz konusu 15. yüzyıldan konuşuyorsak, evet, 15. yüzyılı modernitenin yani başlangıcı olarak ele alıyoruz. Dünyevileşme dediğimiz, sekülerleşme dediğimiz şey akşamdan sabaha gerçekleşen bir şey değil. Bir süreçtir veya tabii ki de. İdeologlar oturalım da bir sekülerizm diye bir ideoloji ortaya koyalım diye bir şeye girmemiştir. Bu bir süreçtir. Sürecin neticesinde bu ideolojiler ortaya çıkmış. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Bunu zaten biraz daha açarsak yani sanırım işte daha faydalı olur değil mi hocam? Sekülerizm zaten modernizmin bir saç ayağı olarak görülüyor. Hatta yer yer bazı değerlendirmelerde kapitalizmin kardeşi, kapitalizmin çocuğu olarak da ele alabiliriz belki. Ben de çünkü neticede bunlar hepsi sekülerizmi tetikleyen birer katalizör diyebiliriz. Dolayısıyla insanlar modernleştikçe insanlar sekülerleşiyor bağlamında da konuşabiliriz bunu. 15. yüzyılda zaten modernitenin başlamasıyla beraber işte bahsetmiş olduğum bazı gelişmeler söz konusu. İşte bilimsel gelişmeler, endüstrileşme, sanayileşme, kentleşme gibi belirli başlı dünyanın tamamını etkileyen, sadece Türkiye bağlamında veya Ortaçağ bağlamında değil, Ortaçağ Avrupası bağlamında değil, dünyanın tamamını etkileyen büyük gelişmeler olmuş. Aslında bu gelişmeler doğrudan sekülerizm olgusunu doğurdu diyemeyiz ama bunların tamamı sekülerleşme evresini hızlandırdı. Diğer ülkelere yaygınlık kazanmasını sağlayan birer faktördür diyebiliriz hocam. Hocam ben şöyle bir şey daha hem konunun daha da açılması açısından sormak istiyorum. Her bilimsel gelişme veya var olan paradigmaya, özellikle dinsel paradigmalara olan eleştiri toplumları sekülerleştirmek zorunda mı? Avrupa'da bu yaşandı. Müslümanlar da bilime, ondan sonra aydınlanmaya yöneldikçe sekülerleşmek zorunda mı? Aslında bunu da ileriki merhalelerde de yatırabiliriz. Şimdi de açıklayabiliriz. Tam bu noktada zaten az önce dediğimiz filozofların, sosyologların, bilim adamlarının tezi zaten tam da bu noktada. Evet. Bilimin ilerledikçe dinin yerini alacağı ve zamanla yok olacağı. Ama işte 1700'lü yıllardaki işte bu bilim adamları, bu sekülerleşme tezini savunanlar 1800'lerde dinin yok olacağına dair tarihler veriyorlar. Evet. 1800'lü yıllarda yaşayanlar 1900'lü yıllarda, 1900'lü yıllarda yaşayanlar 2000'li yıllarda hep sürekli dinin gerileyeceğini ve dinin zamanla yok olacağı tezini moderniteyle beraber, işte teknolojinin, bilimlerin ilerlemesiyle beraber paralel bir şekilde dinin de azalacağını söylüyorlar ama özellikle artık 20. yüzyılın sonlarına doğru bu paradigmanın, bu tezin gerçek bir doğru bir tez olmadığını, hatta objektif bir tez olmadığını bile ortaya koyan çalışmalar yapılıyor. Çünkü zaten bu tezi savunanlar aslında bilimsel bir amaçla bunu ortaya koymadılar. Çünkü onlar bu yönde olmasını istedikleri için
yani taraflı bir şekilde böyle bir tez ortaya. Bir varsayımdan ziyade bir temenni olarak. Yani bir tez değil de bir doktrin olarak. Hani evet. Bir komünist aslında, manifesto tarzında değerlendirebiliriz. Aslında İsmail Hocam, Fuat Hocam'a şu soruyu da sorabiliriz. Yani sekülerizm teorik olarak ortaya çıktıktan sonra özellikle Batı Hristiyanlığında kilisenin etkisinin azaltılması ihtiyacı doğuyor. Doğal olarak rasyonalizmin artması gerekiyor. Ve burada teologlar, işte Martin Luther gibi bir protestanlık girişimi oluyor. Bu protestanlık da Batı'da tamamıyla sosyal alanı sekülerleştiriyor. Değil mi hocam? Aslında hocam bu konuda Sadullah Hocam'ın girişine binaen, yani sekülerizmin Batı toplumu için bir hakikat olduğunu söyleyebiliriz. Bunu moderniteyle bağdaştırarak. Yani sosyal hayatın, bilimsel çalışmaların tümüne bir Jacoben anlayışla set olan bir kiliseye bir başkaldırı olarak moderniteyi, pozitivizmi, sekülerizmi ele aldığımızda haklı bir başkaldırı olduğunu söyleyebiliriz. Haklı. Yani çıkış noktası itibariyle haklı bir tepkidir benim kanaatim. Doğru bir tepkidir. Fakat bu Batı toplumu için doğru olan bir tepkiyken bütün dünyaya bunun geçerli bir doktrininden ziyade bir hakikatmiş gibi lanse ettirilmesi, bütün dünyaya bunun dağıtılması bence sorunun kaynağı. Bunun üzerine biraz daha bence konuşmamız gerekiyor. Aslında hocamın dediği şey sekülerizm kurtarıcı mı mahiyetinde ortaya atılıyor. Oysa sekülerizmin kurtarıcı olmadığı zaten ilerleyen dönemlerde anlaşılıyor. Mutalip hocamın dediği gibi aslında katı kilise anlayışına karşı Martin Luther'in başlatmış olduğu işte protestan ayaklanma aslında kilise anlayışının yanlış uygulamalarıyla alakalı. Yani, yoksa o ayaklanmada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ayaklanan işte Martin Luther'e beraber o katı kilise anlayışına karşı çıkan kesim oradaki bir din karşıtlığıyla gelmiyorlar. Yani işte o kilisenin tamamen kaldırılması, din tamamen bizden uzaklaşsın anlamında değil. Oradaki bazı yanlış uygulamalar var. Statükoyla beraber hareket eden kilisenin papaları var. Yani bunların tamamen yanlışlıklarına karşı bir ayaklanmadır. Ancak işte ideolojik sekülerizm bundan istifadeyle, bundan fırsatla bunun bir kurtarıcı olduğunu öne sürüp bunun her yere yaygınlaştırılması ve bununla beraber empoze edilmeye çalışan bazı yanlışlıklar var. Bunun üzerinde belki durabiliriz. Şimdi hocam bu konuda şöyle bir hocamın yeni sorusuna geçiş fırsatı vermeden şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Batı'da Jacoben kilise anlayışına, statükoya bağlı ve statükonun tepeden inme anlayışını bizzat insanların hayatına enjekte eden Katolik kilisesinin bu tarzına baş kaldıran batılı düşünürler, Martin Luther'ler dini anlamda olsun, bilimsel anlamda olsun tepkilerinin çok doğal olduğunu düşünüyorum. Evet. Fakat bu dinin tümünün karşısına veya dinin tümüne bir baş kaldırı şeklinde anlaşılıp dünyaya bu şekilde pazarlanmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bence bunun üzerine biraz durmamız lazım. Batı için doğru olan sekülerleşme, pozitivizm, modernizmin Batı'nın hakikatleri, gerçekleri açısından tutarlı, doğru olduğunu fakat bilimsel çalışmaları destekleyen bir İslam medeniyeti var. Burada da hocam Batı için bile sadece çıkış noktası itibariyle haklıdır. Evet. İleriki süreçte Batı'nın bizzat kendisinde de dinin işte zaten az önce bahsettiğimiz bilim adamları, sosyologlar zaten bizzat Batı için bu fikirleri ortaya koyuyorlar. Yani zaten bunlar İslam'ı incelemiş, İslam diğer dinleri sadece İslam'ı değil, diğer dinleri incelemiş, genel bir kanaate ulaşmış değiller. Onlar tamamen sizin de bahsettiğiniz gibi Katolik Kilisesi'nin yanlış uygulamalarından hareketle işte bilimi engelleyen, toplumu tamamen kendi çıkarları doğrultusunda yönlendiren, işte cennetten arsa satan, istediği kişiyi dinden çıkaran, aforos eden bir Engizisyon mahkemeleriyle, işte insanları idama mahkum ettiren bir anlayış sonucu bu durum ortaya çıkmış. Ancak sadece bu hurafelerle, batıl inançlarla mücadele olarak kalmamış. Evet. Daha sonra bizzat dinin kendisine yönelmiş. Evet. Aslında İsmail Hocam'ın dediği gibi sekülerizm Batı toplumu için de çok masum bir kavram ve de masum bir girişim değildir. Evet. Yani sekülerizm şöyle diyebiliriz ki Batı toplumunda ve daha sonra yaygınlaştırmaya çalıştığı Doğu toplumunda ilahi olan, vahyi olan her ögeye karşı bir suikast girişimidir. Evet. Evet. Yani aslında toplumu tek tipleştirme girişimidir. Dolayısıyla
Muhammed Kutup'un bu konuda çok net bir tanımı var sekülerizme dair. Diyor ki hayatı dinden uzak temeller üzerine yükseltmek. Temel gaye bu. Yani sekülerizm bunu hedef alıyor ve bu hedef doğrultusunda Batı'da besleniyor, büyüyor ve fikren de ideolojik bir altyapı oluşturuyor. Tabi aydınlanmayla birlikte bu ideolojik altyapı bir karşılık buluyor, saç ayaklarını buluyor ve kapitalizmle birlikte kendi dışındaki toplumlara da yaygınlaştırılıyor. Aslında buradan Türkiye'ye gelmek istiyorum. Özellikle Türkiye toplumunda sekülerizm laiklikle karıştırılıyor. Türkiye toplumunda 20. yüzyılın başlarında laiklik tamamıyla yaygınlaşmaya başlıyor. Ama Tanzimat döneminde ise sekülerleşme var. Sadullah Hocam, bu sekülerizmle laiklik kavramının Türkiye'de çok karıştırılmasının, özellikle yazar ve çizerlerin laikliği kullanmaları gerektiği yerde sekülerleşmeyi kullanmasının nedenini neye bağlıyorsunuz? Tabii hocam, bu sorunuza yanıt vermeden önce az önce İsmail Hocam'la Fuat Hocam'ın değindiği konu üzerinden bir çıkarımda bulunmak istiyorum ben. Dedik ya, katı kilise anlayışına karşı refleksen bir hareket doğdu. Yani buradan şunu çıkarabiliriz aslında, din adına konuşan yöneticilerin, din adına toplumda söz sahibi olan kimselerin yapmış olduğu yanlışlıklar bazı şeylere zemin hazırlıyor. Bazı insanlar için kurtarıcı gibi görünebilir. Yani o gün işte katı din anlayışına karşı ayaklanan insanlar belki sekülerizmi veya laikliği veya başka herhangi bir etkiyi kurtarıcı olarak gördüler, ama Türkiye için de aynı şey söz konusu diyebiliriz. Bugün insanların laikliği bir kurtarıcı olarak görmeleri, bu bağlamda aslında din adına konuşan özellikle siyaset bağlamındaki mercilerin toplum önündeki söz sahibi kimselerin yapmış olduğu yanlışlıklardan da kaynaklanabilir. Bu bizim için bir çıkarım olabilir. İkinci sorunuza gelecek olursak, laiklik sekülerizmle karıştırılıyor ki bu çok doğal bence. Mana itibariyle birbirine yakın. İkisinin de dine karşı bir mesafesi var. Ama laiklik daha çok din ile devlet arasındaki ayrımla anlaşılabilir. Sekülerizm ise din ile toplum arasındaki inişli çıkışlı bir göstergedir diyebiliriz. Biri kurumsal, mesela, biri daha çok kurumsal bazda, biri aynen. Birey bazında değil mi hocam? Aslında Fransız laikliğine baktığımız zaman, yani katı kilise anlayışıyla verilmiş olan mücadeleden galip gelinen anayasal rejimin adıdır diyebiliriz. Ki zaten Türkiye'deki laiklik örneği bu anlamda tamamen Fransa ile birebir örtüşüyor diyebiliriz. Ayrımı şuradan anlayabiliriz aslında. Laiklik bir dayatmadır. Yani bugün laiklikle ya da kamusal anlamda anayasaya konulan bir maddeyle insanların kamusal anlamdaki dini hayatına doğrudan etki edebilirsin. Ama sekülerleşme de böyle bir şey söz konusu değil. Sekülerleşme tamamen bir süreçtir. Giderek zaman içerisinde insanların, toplumların üzerindeki dini etkinin azalmasıdır diyoruz. Çünkü laiklik ise tamamen biraz daha sert bir dayatmacı bir uygulamadır. Yani örnek veriyorum, Türkiye'de Cumhuriyet'in başlangıcıyla beraber işte kaldırılan, halifeliğin kaldırılması gibi, bu bir laikliktir, ama sekülerleşme doğrudan gelip bir halifeliği kaldırmaz. Süreçle alakalı bir şeydir diyebiliriz. Bizim için, biz Müslümanlar için sekülerizm bu anlamda daha tehlikeli diyebiliriz. Diyebiliriz çünkü biri çok daha net, gözle görülebilir bir uygulama olarak karşımıza çıkarken, biri çok daha sinsi mi diyelim, çok daha yumuşak, çok daha net kibar. Olana karşı aslında insanlar tanık takınabiliyor, evet. Ki zaten böyle olmuştur. Yani ne zaman ki İslam coğrafyalarında İslam'a açıktan bir mesafe alınmış, anayasal düzlemde İslam veya inançlar devre dışı bırakılmaya çalışıldığı anda insanlar inancına daha çok sahiplenmiştir. Evet. Bu bağlamda tavır takınılması belki daha net olabilir, ama sekülerizm öyle bir şey değil. Sekülerizm cezbettiği veya vaat ettiği şeyler bakımından nefse de hoş gelen insanların özgürlüğünü, evet, liberal bir hayat tarzını, insanın hür olduğunu, aslında onun bu hürriyetine hiçbir doktrinin, hiçbir inancın müdahale etmemesi gerektiğini, bu Tanrı olsa bile, evet, insanın zevklerine müdahale hakkının olmadığını, aslında Tanrı'nın da onun dışındaki insan hayatını kısıtlayan tüm erklerin insan hayatından aslında bertaraf edilmesi gerektiği gibi çok şirin, çok güzel, çok yumuşak söylemler, yaşam tarzıyla insan hayatını... Az önce modernizm demiştik. İşte evet, modernizmin temel unsurlarından biri rasyonalitedir. Yani evet, bu bağlamda rasyonalitede de akıl daha çok ön plandadır. Hı. Şimdi İslam inancında vahiy, İslam inancında Tanrı, İslam inancında kutsal kitapların insanların yaşamasında belirleyici bir rolü vardır.
Ama modernizmde, rasyonelitede böyle bir şey yoktur. Kişinin aklına veya planlarına veya yaşamına veya heva ve arzularına ne daha çok uygun geliyorsa kişi bunu esas alabilir. Yani onu sınırlayan, onu bu anlamda bağlayan herhangi bir unsurun olmaması zaten tehlike bağlamında bizler için yeterlidir diyebiliriz. Aslında sekülerizmin Türkiye'de yakın tarihte özellikle postmodern dönemde bir duvara takıldığını görebiliyoruz. Evet. Yani postmodern dönemde çok başarılı olmadı ama modern dönemde batılılaşma süreciyle biraz artış gösterdiğini görebiliyoruz. Aslında bu sadece Türkiye için geçerli değil, Türkiye gibi Müslüman ülkeler için de geçerli. Nitekim 1950'li yıllarda Mısır'da Eğitim Bakanlığı yapmış Taha Hüseyin var. Kendisi doğuştan ama bir mütefekkir. Kendisi toplumun sekülerleşmesi gerektiğini, yönetimin tamamıyla sekülerleşmesi gerektiğini bir ihtiyaç olarak belirliyor. Yani bu sekülerleşme bu şekilde artıyor. Fakat postmodern dönemde ise sekülerleşme daha çok gençliğin etrafında haz ve hız ekseninde devam ediyor. Yani bir yuvarlak tekerleğe benzetmeye çalışırsak, yani ürettikleriyle devamlı gençliği aktif bir şekilde haz ve hızın etrafında döndürebiliyor. Ve buna karşı özellikle Müslüman toplumlarda bu sekülerizme karşı ciddi anlamda henüz bir bilinç oluşmuş değildir. Ha dünyevileşmeye karşı bir bilinç oluşturulmuştur. Fakat dünyevileşme daha çok soyut bir şekilde ifade ediliyor. Ama sekülerizm bahsettiğiniz gibi 15. yüzyıldan ta 21. yüzyıla kadar somut verilerle önümüze çıkıyor. Bir AVM olarak önümüze çıkabiliyor. Evet. Değil mi? Bir tüketim çılgınlığı olarak önümüze çıkabiliyor. Özellikle sanat, sinema, dizi, moda, magazinel bilgiler olarak önümüze çıkabiliyor. Son dönemlerde özellikle büyük film prodüksiyonların ürettiği filmlerde karşımıza çıkabiliyor. Yani biraz sekülerizm bu globalleşmeyle birlikte çok daha tüm dünyada hızlı bir şekilde alıcısını bulabiliyor. Değil mi hocam? Yani burada şöyle bir nokta var aslında. Sekülerizmin etki ettiği alanlar bakımından sekülerizmi iyi değerlendirmemiz lazım. Yani tespitini yapabilmemiz lazım. Yani bu alanda bu alan tamamıyla seküler bir alandır. Çünkü bu alan vahye dayanan, ilahi bilgiye dayanan hiçbir şeyi barındırmıyor. Evet. Bir örnek vermek gerekirse Türkiye son araştırmalara göre dünyada en fazla dizi satan ikinci ülke. Dizi. Türkiye'de çekilen diziler analizini yapılıyor. Türkiye'de çekilen dizilerde özellikle dindarlar çok fazla öge olarak barındırılmıyor. Barındırılsa da ya hizmetçinin başı örtülü oluyor, ya bir fakirin başı örtülü oluyor. Evet. Veyahut da işte 1970-80 kuşağı filmleri, Yeşilçam filmlerine evet. bakıyoruz. Karanlık. Daha çok yani Türkiye'de de o dönemden kalan sanatı, özellikle etki alanı evet. geniş olan sanatı ve medyayı sekülerleştirme girişimleri var. Ve bugün o girişim batıdan dünyaya yayılmışken Türkiye'den Orta Doğu'ya, Türkiye'den Latin Amerika'ya evet. yayılıyor hocam. Evet, ha bunu nasıl tespit edebiliriz sizce? Yani zaten şimdi sekülerizme bir kavram olarak dünyevileşme dedik. Yalnız bu dünyevileşmenin şöyle salt parasal bir dünyevileşme olarak algılanmaması gerekiyor. Aslında hocam yani dünyevileşmenin biraz daha yani dünyevileşmenin her zaman kötü olup olmadığını da konuşulması gerektiği kanaatindeyim. Mesela batıda dünyevileşme hep Katolik Kilisesi'nin nazarında dünyevileşen toplum hep eleştiriye tabi tutulurken İslam insanın bir yönünün de madde olduğunu kabul eden insanın hocam daha önce konuşurken zikretmiştiniz. Afak ve enfus olarak Allah insanı tanımlıyor. İnsanın maddeye, doğaya dönük çalışmalarının aslında onun ruhunun ve maddesinin bir yansıması olduğunu söylüyor. Dolayısıyla dinimiz ya da İslam Batı'nın yaklaşımından farklı bir şekilde, farklı bir tarzda yaklaşıyor maddeye. Madde her zaman kötü değildir. Ben bu konuyu bilerek değiştirdim hocam. Bence dünyevileşmenin, sekülerizmin bizim hayatımızdaki yansımalarından önce bize haksız dayatmasını masaya yatırmak gerekiyor. İslam dünyayı, maddeyi her zaman saptırıcı olarak görmüyor. Her zaman böyle değildir. Her zaman yani Hazreti Ebu Bekir yapan şey Peygamber Efendimiz'e olan sadakatiyle birlikte o var olan maddeyi kendi inancı doğrultusunda kullanabilmesidir. Hazreti Osman'ın yapan şey maddeye hakim olması değil. Madde salt bir şekilde kötü değildir dinimizde. Yani sizin demek istediğiniz şey herhalde bizde zaten Avrupa'nın
orta çağında evet. olduğu gibi dünyayı kötüleyen, dünyaya böyle bir şey, aşağılık kesinlikle. Bir metalmiş evet. gibi bakan bir zihniyet olmadığı için evet. böyle tamamen daha sonra bu anlayışı terk etme gibi bir durumun da olmaması gerektiğini kesinlikle. Fakat hocam. Neticeye geldiğimizde ne yazık ki dünyevileşmeyi sürekli kınayan bir inançmış gibi ve bu inançtan kurtulması... Dünyevileşme demeyelim de dünya diyelim bence. Dünya diyelim. Dünyevileşme evet. sonuçta kınanması gereken bir evet. kavram. Yani dünyayı sürekli kınayan, dünyayla sürekli mücadele eden bir inançmış gibi. Bu Batı'nın Katolik Kilisesi için geçerli olsa da İslam'ın inancında, İslam'ın öğretilerinde böyle bir şey yok yani. Evet, Fuat hocam kesinlikle tabii ki İslam dünya ile ukba arasında, fizik evet. ve metafizik, fizik ötesi arasında, iç ve dış dünya arasında değil mi? Afak ve enfus arasında bir denge kurmuştur. Kesinlikle. Ve nihayetinde bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki sekülerizm İslam karşısında başarısız olmuştur. Kesinlikle. Fakat Müslüman toplumların ve bireylerin yaşantısında sekülerleştiği özellikle ve özellikle seküler alanların arttığı da bir gerçektir. Doğrudur. Hani gün geçtikçe Müslüman bireylerin sayılarındaki artış gibi sekülerleşen Müslümanların da sayılarında bir artış var. Ve onu da göz önünde bulundurmamız gerekir. Ona da aslında bir çözüm üretmemiz gerekir. Çünkü Müslümanların sekülerizmle bir imtihanı var. Kesinlikle. Değil mi İsmail hocam? Yani sizce Müslümanların sekülerizmle imtihanı nasıldır? Ve bu imtihanı nasıl geçebiliriz? Evet, önce sekülerleştiğimiz alanlar, mesela kültürümüz, gelenek göreneğimiz, bizim eğlenme biçimlerimiz, mesela bir düğün törenini ele alacak olursak belki bundan 30-40 sene önceki düğünlerimizle bugünkü düğünlerimiz arasında dağlar kadar maalesef farklar var. Yine gençlerimizin eğlence alanları. Mesela bugün belki Avrupa'nın toplamında daha fazla Starbucks şubeleri sadece Türkiye'de var. Evet. Bir ülkedeki, bizim ülkemizdeki Starbucks şubelerinin sayısı Avrupa'daki Starbucks şubelerinin sayısından belki daha fazla. Burger King'inden. Evet, Burger King'inden, çok şeye girmeyelim, belki reklama da girebilir. Evet. Yani burada baktığımızda kültürden, sanattan, siz az önceki sorunuza belirttiniz, Fuat Hocam evet. onu belki değiştirdi. Diziler noktasında yine baktığımızda dizilerimizde, kültür sanatımızda belki bizde bu noktada biz Müslümanların da biraz suçu var diyebiliriz. Çünkü biz bu alanlarda maalesef yeterince faaliyetler içinde olmadığımız için, yeterince kaliteli enstrümanlar ortaya koyamadıklarımız için bu alan tamamen seküler kesimin elinde oluyor. Hatta Müslüman karakterleri canlandıran bireyler bile kendi gerçek hayatlarında tamamen seküler bir yaşama sahip olduğunu görüyoruz. Evet. Bu konuda hocam ben bilmiyorum katılır mısınız, katılmaz mısınız ama yani iddiasında eleştirsek bile uygulamada sekülerizmin çok yol aldığını düşünüyorum. Hatta üniversitedeyken Bursa'ya geçmiştik. Bursa'da bir program vardı, bir programdaydık. Uludağ Üniversitesi'nde Mustafa Kara Hoca vardı tasavvuf alanında. Bize bir konferans vermişti ve konferansta bir anda durdu. Ve çok sert bir, çok yüksek bir ses tonuyla şöyle ellerini sıkarak dedi ki kapitalizm bizim iliklerimize kadar, damarımızda akan kan kadar bize işlemiş dedi. O zaman öğrenciydim ben tabii, gençtik. Gerçi şimdi de genciz de daha gençtik öyle diyeyim. Onun bu sert söylemini, kapitalizmin damarlarımızdaki kan kadar bize işlediğini bir anlam verememiştim. Fakat bugün yani tabii kabullenmek istemiyoruz, doğru da görmüyoruz. Fakat sanki hoca haklı yani. Kapitalizm veya onun çocuğu ya da babası sekülerizm gerçekten Müslüman toplumlarda da Batı toplumlarında olduğu gibi iyi bir yol aldığı kanaatindeyim. Yani bunu ne diyorsunuz? Bu bir vaka mı? Bu bir hakikat mi? Yoksa biz yine yok dünyevileşme aslında bir Batı'nın bir sorunuydu. Bize şu anda zorla dayatılıyor ama biz hala bunun karşısında duruyoruz mu? Şimdi dünyevileşme aslında var olan bir gerçek. Kesinlikle. İslam ile sekülerizm arasında şöyle temel bir fark vardır. İslam inancında elbette ki dünya da vardır, dünya metaı da vardır. Hı. Ama sekülerizm dünyevileşmeyi tamamen hayatın merkezine koyup evet. akan zaman içerisinde dinin tamamen unutturulmasıdır diyebiliriz. İşte hocamın sormuş olduğu etiketi alanlar bakımından önce ele almak lazım. Evet. Yani bireysel anlamda sekülerizm emarelerini hepimiz birer birer belki üzerimizden görüyoruz, toplum üzerinde de görebiliyoruz. Ama etiketi alanlar bakımından özellikle
yukarıdaki etkileri bilmek lazım. Örnek veriyorum, bugün siyasal anlamda sekülerizm bize nasıl sirayet ettiriliyor? Eğitim anlamında sekülerizm nasıl sirayet ettiriliyor? Toplumsal ve kültürel anlamda, ekonomik anlamda sekülerizm nasıl sirayet ettiriliyor? Cevabını bulamazsak bireysel anlamdaki önlemler yeterli kalmayacak hiçbir şekilde. Çünkü netice itibariyle birey bir toplum içerisindedir. Haliyle toplumdan etkileniyor. Bahsetmiş olduğumuz kapital kültür, popüler kültür bizim de etkilendiğimiz şeyler. Ama bu bireysel çözümlerle ne toplumu sekülerleşmekten ne de bireyi sekülerleşmekten tamamıyla muhafaza etmemiz çok zor olacaktır. Dolayısıyla bugün siyasal bağlamda sekülerizm, yani bizim siyasetimizde anayasamızdan siz dini çıkardığınız zaman, kutsalın otoritesini, kutsalın sınırlamasını çıkardığınız zaman tamamen sekülerleşmiş bir siyaset üzerine insanlar yönlendirilecek. Hakeza kültürel ve sosyal anlamda bu belki sekülerleşme emaresini gösteren en önemli başlığımızdır. Görebiliyoruz mesela yeni nesil Batı modasının furyasında alıp başını gidiyor. İşte hocamın bahsetmiş olduğu, işte lokal bazda konuşacak olursak gündelik aile içerisinde medyada görmüş olduğumuz cinsel içerikli diziler, filmler, bunlar gençliğin, insanın zihnini etkilemektedir. İnsan zihnini etkilediği için haliyle insan zihninde din, dine ayrılan zaman tamamen ikinci plana kalıyor. Evet. Yani aradaki temel fark buradan kaynaklı diyebilirim ben. Sadullah Hocam, şunu da söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz sekülerleşmenin arttığı alanlarda dindarlığın oranı azalıyor. Dindarlığın arttığı alanlarda ise sekülerleşmenin oranı da azalıyor. Evet. Aslında yani sekülerleşmeyle ilgili kötü bir tablo çiziyoruz. Fakat gerçekten İslam sekülerleşmeyi yenmiştir. Hatta sekülerleşme, sekülerizm Sovyet Rusya gibi, Doğu Avrupa gibi ateizmi toplumuna yerleştirmeye, komünizmi toplumuna yerleştirmeye çalışan toplumlarda da, yani sistematik olarak sekülerleştirilmeye çalışılan toplumlarda da başarılı olamamıştır. Evet. Çünkü insanın fıtraten kutsala doğru bir yönelişi vardır. Var, evet. Hem bizim toplumumuzda da sekülerizm ya da sekülerleşme veya da dünyevileşme daha çok, daha önce de bahsettiğimiz gibi gençliğin rağbet ettiği alanlarda kendini daha iyi ifade edebiliyor. Şimdi hocam, gençliğin kendini işte sosyal medya gençliğin çok rağbet ettiği alanlar. Orada seküler bir ortam var. Film sektörü gençliğin çok fazla rağbet ettiği ortamlar. Orada bu tarz sıkıntılar var. Ha, yönetimsel olarak bir takım problemler var. Doğrudur. Laiklik, din ve devlet işlerin ayırt edilmesinden kaynaklanan sıkıntılar var. Fakat toplumda sekülerizm daha çok bireyi dinden uzaklaştırma veya dini daha çok bireyin vicdanına ve kalbine yerleştirme ve sınırlandırma olarak tabir ediyoruz. Tabi burada hocam, İsmail hocam, dikkat edilirse sekülerizm ile mücadele konusunda sıkıntılarımız var. Yani sorunu tespit etme, soruna çözüm üretme. Sekülerleşme ile ilgili. Evet, sekülerleşme ile ilgili. Bir ideoloji olarak sekülerizm inançla, dinle, İslam'la baş edememiştir ki, hatta İslam'ı bırakın, içi boşaltılmış, tamamen olduğu halden başka bir hale getirilmiş Hristiyanlığı bile sekülerizm tamamen silememiştir. Biz bugün baktığımızda modern, işte en modern ülkeler, en modern bölgeler Avrupa ve Amerika olarak biliyoruz. Yani Avrupa'da bile dini tamamen yok edememiştir. Zayıflatılmış, bütün kurumları işlevsiz hale getirilmiş bir Hristiyanlık bile sekülerizm karşısında yok olmamıştır. Elbet belki de işte inancı, akidesi, ritüelleri, kurumları yara almıştır, işlevsiz hale gelmiştir ama bir din olarak varlığını sürdürmektedir. Yine kaldı ki Amerika zaten Avrupa'ya göre daha dindar. Yani Tanrı'ya inananların, bir yaratıcıya inananların oranı %90 Amerika'da. Haftada bir kiliseye gidenlerin oranı %40. Ben İslam ülkelerini söylemiyorum. Batı'dan zayıflatılmış işte inançları ellerinden belki 600 yıl boyunca mücadele edilmiş, yoğun bir şekilde işlendiği coğrafyalarda bile. Evet, böyle rakamlar varsa İslam coğrafyaları her zaman onlara göre daha dinlerine bağlı, inançlarına bağlı, kesinlikle, evet, ibadetlerine bağlı bir tablo çiziyorlar. Hristiyanlıkta bile böyleyse biz ideolojik sekülerizme inanç yenilmemiştir. İslam hiç yenilmemiştir. İslam ideolojike yenilmemiştir. İdeolojik doğru. Olarak yenilmedik ama sekülerleşme babında düşünecek olursak. Evet, hayat tarzı bakımından. Evet, hayat tarzı şimdi bakımından. Muttalip Hocam soruyu sorarken şöyle dedi. Bu sekülerizmin aslında ideolojik anlamda olmasa da yaşam tarzı açısından toplumlardaki bireylerin yaşam tarzına
sirayet ettiğini ve özellikle genç kesimin seküler hayat tarzını çok daha fazla benimsediğini söylediniz. Bence bu çok büyük bir sorun. Yani bütün nazariyeler, bütün doktrinler, bütün inançlar, bütün fikirler gençlerin sırtındaysa kalıcı olabiliyor. Gençlik bir düşünceyi, bir yaşam tarzını, bir hayat felsefesini kendisine ideal edildiğinde, bir filozofu kendisine idol edindiğinde, gençliğin idol edindiği kişinin düşünceleri kazanıyor. Bu açıdan sekülerizmin hayatımıza yansımaları, yani bu konuda karamsar olmak istemiyorum ama yani evet, ideolojik olarak sekülerizm asla inancı halt etmemiştir, edememiştir. Fakat Avrupa ve İslam alemi de dahil dünyevileşme konusunda inanca sahip insanların hayat tarzlarının sekülerizme karşı biraz knockout olduğunu bilmiyorum. Söyleyebilir miyiz? Evet, ben öyle düşünüyorum. Giyim kuşamdan, tüketim kültüründen, tatil anlayışımızdan. Evet. Ne yazık ki. Yani ben biraz hem muhalif olmakla beraber hem de sözü Fuat Hocam'dan almak istiyorum. Buyurun. İdeolojik sekülerizmin üzerinde çok durduk sanki. Yani sanki sıklıkla dine karşı bir savaş açan bir sekülerizm var gibi. Bu bence yanlış bir algıdır. Evet. Tamam, bazı paradigmalarda hem sonuç itibariyle hem de paradigmayı ortaya atan kişiler itibariyle din tamamen insanların gündelik hayatından çıkarılacak olgusu ve paradigması vardır. Ama sekülerizmin böyle dine karşı bir savaşı yoktur. Dolayısıyla İslam sekülerizme galip gelmiştir. Bana çok da böyle olgusal anlamda çok doğru gelmedi. Yani dolayısıyla biz aslında dine karşı savaş açmış bir ideolojik sekülerizme de mücadele etmiyoruz. Buradaki esasen hocamın değinmiş olduğu şey, gittikçe sekülerleşen insanların dini tamamen sizin de kastettiğiniz gibi vicdana sığdırması, ruha sığdırması, bu anlamdaki kayıplarımız nelerdir? Belki bunun üzerinde durabiliriz. Zaten yani işte bu bağlamda ben mesela... Sekülerizmin zaferi bu değil mi hocam? Sekülerizmin sağlığı, ideologlar yeterlidir bu ona, aynen. Zaten dinin zamanla toplumun yaşam tarzından, yaklaşım tarzından, onun ruhi, kalbi, bireysel yaşamına, bireysel düşüncesine hapsolunacağını söylemiyorlar mıydı? Evet. Nihai olarak. Şurada evet kaybetmişlerdir. Din tamamen kalkmamıştır. Bu konuda evet hepimiz hemfikiriz. Din dünyadan silinmemişti ve silinmeyecek. Çünkü dinler tarihini ele aldığımızda dinlerin zayıfladığı ve tekrardan güçlendiği süreçler çok olmuştur. Bu da o süreçlerden birisidir. Dolayısıyla İsmail Hocam, lafa girmeden hazır unutmamışken söyleyeyim. Evet. Yani sekülerizm kaybetmiştir demek çok doğru olmayabilir. Kesinlikle. İkincisi, sekülerleşme de başarılı olmuştur diyebiliriz. Yani ben şahsen kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Şimdi dilin sekülerleşmesi bağlamında bir örnek vereceğim. 4-5 yıldır bir kurumda çalışıyorum mesela. Her sabah bindiğim servise giderken selamun aleyküm diyen biriyim normal şartlarda. Evet. Ama zaman içerisinde baktım ki bu tabir değişmeye başladı. Selam, günaydın, iyi günler. Bu toplum üzerinde de görülen bir şey aslında. İlk temel şeydir, dilin sekülerleşmesi üzerine durmak lazım. Yani normalde mesela bir insan rahmet ettiği zaman bizde Allah rahmet eylesin demek varken, işte zaman içerisinde ışıklar içinde uyusun tarzında söylemler, yani bu başta aslında laik çevrelerle anılan bir söylemdi, kemalist çevrelerle anılan bir söylemdi. Ama son zamanlarda içinde bulunduğumuz coğrafyada, içinde yaşadığımız ülkede de muhafazakar çevrelere kadar sirayet etmiş bir dilin sekülerleşmesi söz konusudur. Yani biz bu dil anlamda sekülerleşmeden uzaklaşmadan, yani bunlara karşı önlem almadan, yaşamsal anlamda da önlem almamız çok mümkün görünmüyor. Ben şu noktada Sadullah Hocama yine bir katkı mı, cevap mı diyelim. Şimdi biz içinde bulunduğumuz son 3-5 yıla değerlendirerek bunları söylüyoruz. Evet. Ama eğer toplumlar, İslam coğrafyası tamamen sekülerleşmişse, tamamen dünyevileşmişse, tamamen bir takım özelliklerini kaybetmişse, bu coğrafyada hala nasıl mesela İslamcı diyebileceğimiz, İslam'ı referans alan hareketler bu kadar güçlü ve kuvvetli olabiliyor? Mesela Türkiye örneğine baktığımızda, Mısır örneğine baktığımızda, işte İran, Afganistan örneğine baktığımızda, birçok coğrafyada, Tunus örneğine baktığımızda, yani tamamen toplumumuz eğer sekülerleşmişse, biz bu işi kaybetmişse, zaferi elde etmişse, böyle olmaması gerekir. İslam'ı referans alan, Kur'an'ı referans alan kişilere hala bir itimat varsa, ki ben bu 3-5 seneyi kastetmiyorum, son 3-5 sene, çünkü Arap Baharı dediğimiz süreç, ülkemize yansımaları, İslam coğrafyasında yansımaları, bunu bir takım tahribatlara uğrattı. Yani kavramlarımız kirletildi, işte şeriat, hilafet kavramları, hizmet kavramları. Hani son 3-5 senelik moral bozukluğu bizi tamamen umutsuzluğa da sevk etmemelidir. Tabii ben tamamen çok güzel, güldük, gülistanlık
bir polyanlacılığa da gerek yok. Aslında dengeli bir şekilde bakış açımızın olması gerektiğini aslında düşünüyorum. İsmail Hocam'ın dediği gibi sekülerizm toplum içerisinde bir takım bireylerde başarı elde etmiş olabilir. Hem yani birey doğa ilişkisinde dikkat edilirse doğaya bakar iken, doğayı değerlendirirken yaratıcı pek görülmüyor. Yani birey bazında bir takım sıkıntılar yaşanılmış fakat toplum yine de genel anlamda bir hani kilise örneğini verdi hocam, %40 haftada bir gün kiliseye gidiyorlar. Yani yaşadığımız toplumda cuma günleri özellikle camilere gittiğimizde yer bulamıyoruz. Yani %80'den yani, aşağı değildir. Yani genel anlamda %80'in üzerinde bir yerleşim alanında Müslümanlar haftada bir de olsa camiye gidebiliyorlar. Yani bu sekülerizmin tam anlamıyla başarılı olamadığı fakat hayatımızda bir takım izleri taşıdıklarını görebiliyoruz. Yani zaten hocam sekülerizm diğer ideolojiler gibi tamamıyla kabul, tamamıyla red diyebileceğimiz bir ideoloji değil. Yani bir fikriyatı yoktur, bir siyaseti, bir ekonomisi, bir iktisadı yoktur. Bir süreç olduğu için biz işte bu kişi seküler bir bireydir veya seküler bir birey değildir demekten ziyade her insanın, her toplumun üzerinde bir seküler oran vardır. Yani ben İsmail Hocam'a göre daha sekülerimdir, İsmail Fuat Hocam'a göre daha fazla sekülerleşmiş diyebiliriz. Yani tamamen din kişi için referans alma noktasında ve yaşama noktasında ne denli arka planda kalmışsa o kişi o denli sekülerleşmiştir noktasını koyabiliriz bence. Yani bu bağlamda okumak lazım. Dinden ne kadar uzaksak, daha çok Allah'ın emirlerinden ne kadar uzaksak amaçlanan şey bu zaten. O kadar sekülerleştiğimiz söylenebilir. Yani çözüm için de Fuat Hocam şunu söyleyebilir miyiz? Yani bir insanın dünyevileşme ve sekülerleşmesini çözümü için insanın doğa ve yaratıcı ilişkisini kurma. Doğayı yaratan Rabbül Zülcelal'dir. Onun aynelerini görme, insanın o bağlantıyı kurma, daha sonra insanın yaratıcı olmadığı, yaratıldığı anlamını kurma ve dünya ve ukba dengesini, madde ve mana dengesini kurmak. Acaba birey anlamında diyorum, bireysel anlamda sekülerleşmemizin önünü keser mi? Hocam sizin söylediklerinizin hepsine aynı şekilde katılıyorum. Bu sorunuzu şöyle kendimden bir örnekle açıklamak istiyorum. Yakın dönemde askerlikten geldim. Vatanı görevimi yaptım. İlk defa izole hayatımdan, öyle diyorum ben, izole hayatımdan farklı bir çevreyle tanıştım. Onlarca ateist arkadaşım oldu. Saatlerce onlarla muhabbet ettik. Ve hatta bazılarına kardeşim diyordum. Sonra geldim burada bir arkadaşla biraz ne diyelim, müzakere mi diyelim, münakaşa mı diyelim, bir ateiste kardeşim denilir mi diye bana buna dinden örnek getirebilir misin? Bunun dini bir kaynağı olur mu? İki ayet aklıma geldi. Birisi Allah'la alay etmedikleri, Allah'a hakaret ettikleri müddetçe, dinle alay ettikleri müddetçe onların yanlarında oturma. Başka bir konuya geçerlerse oturabilirsin şeklinde bir ayet var. Bir de peygamber kıssalarını incelerken onlara kardeşleri olan Nuh'u gönderdik. Onlara kardeşleri olan Salih'i gönderdik. Onlara kardeşleri olan işte Lut'u gönderdik. Kardeşleri Lut, peki kardeşleri dediği kişiler Allah'a isyan eden, peygamberi doğrayan kişiler. Yani ilhad dediğimiz küfrü savunan ve kendisine hakikati getiren, peygamberi katleden toplumlara Allah peygamberlerinin onların kardeşleri olduğu şeklinde bir tanımlamada bulunuyor. Bence bu çok önemli. Şunu diyeceğim. O askerdeki ateistlerle olan konuşmalarımda şu kanaate ulaştım. Belki dünyevileşme, belki modernleşme, belki ateistleşmenin önüne geçebilecek en büyük panzehir az önce sizin değindiğiniz mesela Avrupa Katolik Kilisesi'nin savunduğu hakikatler ile uygulamalarının çok tezat olması, ülkemiz üzerinden konuşacaksak mevcut yöneten kişilerin İslami söylemlerinin uygulamaları ile çelişmesinin insanların daha fazla laikleşmesine, daha fazla sekülerleşmesine olan etkisini konuştuk. Bu konuda bence yapılabilecek en köklü çözüm bireysel anlamda, ki en önemlisi bireysel anlamdadır. Daha sonra kurumsal devlet bazında çözümler konuşulur. Müslümanların kendi iddia ettikleri öğretileri mutlaka kendi hayatlarında göstermelerini toplum istiyor. Yani toplum bizden bir öğretiyi savunmamızdan ziyade o öğretiyi hayatımıza göstermemizi istiyor. Bir örnekle de hocam müsaadenizle açıklamak istiyorum.
Peygamber Efendimiz Mekke'deki hayat tarzı ile Medine'de devlet başkanı olduğu, onlarca yerin fethedildiği, dünya kadar ganimetin Beytülmal'a geldiği dönemdeki hayat tarzı açısından, hayat kalitesi, konforu açısından pek bir fark göremiyoruz. Toplum, insanlık böyle bir insana sempati duyuyor. Hatta düşmüş bile diyebiliriz. Düşmüş bile diyebiliriz. Böyle bir kişinin hayat tarzı getirdiği mesajı kabule kesinlikle ön ayak oluyor. Bugün belki bizlerin en büyük paradoksu söylemlerimizin gerçekten yaşam tarzımızla çelişiyor olmasıdır. Toplum bizden sekülerleşen Müslümanı istemiyor. Gerçekten sekülerleşmeye karşı duran ama hayatıyla bunu ispatlayan bir Müslüman istediği kanaatinde. Örnek bir Müslüman profili evet. Toplum istiyor galiba diyorsun. Çünkü evet. Sekülerleşen toplumun nedenlerine baktığımızda bireylerin, gençlerin onların önüne seküler örnekler ortaya çıkarılıyor. Kesinlikle. Sosyal medyada, sanatta, edebiyatta işte seküler bireylerin örnekliği onlara ön plana çıkarılıyor ve bu da insanları cezbediyor. Bizim kesinlikle. De tam tersi demeyelim de yani Müslüman şahsiyetler olarak toplumu önüne koyabileceğimiz örnek profiller ortaya çıkarabilmemiz lazım ki maalesef son süreçte bunların sayısı oldukça azaldı. Özellikle hocam sekülerleşen toplumlarda manevi dinamiklerde azalma, suç oranlarında artma, bohranlar, bunalımlar, intihar oranlarında artma araştırma şirketleri tarafından belirtiliyor. Evet. Yani bir toplumda eğer manevi dinamiklere bağlılık varsa, bir hesap verilebilirlik varsa, aslında din sadece vicdana değil de uygulamaya geçirilmişse orada daha çok anlayış, hoşgörü tesis edilebiliyor. Ama daha çok bireyselleşme ki Batı kaynaklı olan sekülerizmin diğer bir saç ayağı da bireyselleşmedir. Bireyi tek başına hayatın merkezine oturtmalı. Bireyselleşme buhranı, psikolojik problemleri kendiyle beraber getiriyor. Hocama sorayım. Hocam genel anlamda sekülerizmi konuştuk. Evet. Sekülerizmin tarihçesini konuştuk. Sekülerizmi laiklikle ayırt eden kavramları, Türkiye'deki yansımalarını, toplumsal yansımalarını, bireysel yansımalarını konuştuk. Yani son olarak sekülerizm hakkında yani bir birey tek başına sekülerizmle mücadele etmek isterse son olarak siz ne söylemek istersiniz? Eyvallah hocam. Konuya değinelim elbette ki ama ben bireysel mücadelenin zor olduğu kanaatindeyim. Belki arkadaşlar bu anlamda lokal çözümler önerecek ama ben biraz daha karamsar düşünüyorum bu konuda. Devlet bazında yani önemli merciler bazında buna önlem almazsa birey toplum içinde yaşayan bir canlı olduğu için haliyle etkileniyor. Yani bugün alışveriş merkezine giden bir birey bu anlamda kendini bundan muhafaza etmesi çok zordur. Çünkü zaten dünya bireyin nefsine cazip gelen bir şeydir. Israrla İslam anlayışında Kur'an'daki hakikat işte dünya bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ona meylin azalması yönünde tetkikler vardır. Dolayısıyla bence bu anlamda önlemin alınabilmesi için birincisi İslam inancının değer yargılarının iyi bir şekilde öğrenilmesi, iyi bir şekilde idrak edilmesi ve bunun hayata tatbik edilmesi gerekiyor. Bu olduğu zaman zaten otomatikmen bireysel anlamda sekülerizme karşı, sekülerleşmeye karşı bir önlem almış oluyoruz. Ama ister istemez tekrarlıyorum yani içinde bulunduğumuz toplum bireyin sekülerleşmesine zemin hazırlayan bir toplumsa bireysel anlamda bununla mücadele etmek çok zordur. Yani din adına söylemde bulunan kişilerin uygulama bağlamında bir karşılığı olmayınca bir netice alamıyoruz diyebilirim ama yine de yani çok karamsar konuşmamak kaydıyla yine de böyle bir önlem alabiliriz lokal bazda. Yani madem sekülerizm veya sekülerleşme hayatımızın merkezine dünyayı almak istiyorsa biz de onun zıttı olarak dünyevileşmeden ya da dünyevileşmeyi merkezimize koymayacak bazı uygulamalar yapabiliriz. İşte dediğim gibi evvela bu anlamda İslam inancını, çünkü İslam inancı bütünüyle sekülerizm uyuşmuyor. Sekülerizm dinin gündelik anlamda hayattan çıkarılmasıdır. İslam inancı ise yani toplumla ilişkilidir, bireyle ilişkilidir, devletle ilişkilidir. Tüm ilintili olduğu her alana dinin merkezde olabilmesi adına bir vaatte bulunuyor. Yani bu bağlamla uyuşmadığı için temel problemi hallettikten sonra bireysel bağlamda elbette ki bazı çözümler yapılabilir. İsmail hocam toplumda zaten İslam yaşanılırsa sekülerizm, sekülerleşme ve dünyevileşme tamamıyla yer edinemeyecek. Evet. Peki size kısa bir şekilde sormak istiyorum. Bu konuda ne tür toplumsal projeler yürütülebilir? Evet yani zaten kısa bir şekilde hocam evet, değinebilirsek. Asr-ı Saadet gibi bir ortamda yaşasaydık zaten bizim bu tip şeyleri konuşmamıza gerek yoktu. Maalesef Sadullah hocamın da dediği gibi
sekülerleşen bir toplumda, sekülerleşen bir çağda yaşıyoruz. Hocam işte devletin vazifesi olduğunu söyledi. Yani bu noktada devlete her şeyi beklemek, bilmiyorum, devlet bazen yapıcı şeyleri bırakın, bozucu şeyleri yapmasınlar, insan gölge etmesin, başka insan istemez diyor. Çünkü malum yapılan projelerin işte Avrupa endeksli, Avrupa Birliği'ne uygun projeler geliştirerek, yani bırakın yapıcı olmayı, tam tersine aileyi, mesela sekülerleşme, bir birey aileden koparsa, bir birey anne babasından koparsa sekülerleşmesi çok hızlı olur, değil mi? Yani kendi başına kalmış bir bireyin sekülerleşmesi, işte modernleşmesi veyahut farklı şeylere girmesi çok daha basit olur. Yani biz maalesef bugün toplumsal alanda olumlu geliştirmeler, olumlu projeler geliştirmekten ziyade bu sekülerleşmeyi hızlandıran projelerin durmasını istemeliyiz öncelikle. Yani bir şey yapmak için önce o olumsuz etkiyi durdurabilmemiz lazım. Bunlar durmadan zaten bizim koyacağımız projeler ki yapılıyor. Eğitimde de, kültür sanatta da bir takım projeler geliştiriliyor. Ama maalesef bunlar tutmuyor. Çünkü iki zıt şeyin topluma sunulmasıyla toplum hangisini kabul edecek, genelde diğer olumsuz etki daha fazla oluyor. Teşekkür ederim hocam. Değerli Haber TV izleyicileri, bu haftaki programımızda sekülerizmi masaya yatırdık. Sekülerizm, laiklik, dünyevileşme, Müslüman toplumların sekülerizmini konuştuk. Değerli katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağ olun.